94 İkinci cilt 9. mektup İmam-ı Rabbani Müceddidi Kadde Kaddesallahu Teala Esrarehul Aziz bu mektubu Molla Arif Huteni Bedahşiye yazmıştır. La ilâhe illallah kelimesinin üstünlüklerini ve tenzih makamını ve imanı gaybı bildirmektedir. Allahü Teala'ya hamd olsun ve onun seçtiği, sevdiği kullarına selam olsun. Mevlana Muhammed Arif Teni. önce batıl, bozuk ilahları yok etmek, sonra hak olan mabudi bilmek lazımdır. Nasıl olduğu bilinen ve ölçülebilen her şey yok edilmeli, nasıl olduğu bilinmeyen bir Allah'a iman etmelidir. Bu yok bilmeyi ve iman etmeyi en iyi anlatan kelime la ilahe illallah güzel kelimesidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zikrin en kıymetlisi la ilahe illallah demektir buyurdu. Bir hadisi i şerifte Rabbinden şöyle nakletti. Yedi kat göklerin ve bunlarda bulunanların ve yedi kat yerin hepsi la ilahe illallah kelimesiyle ölçülse bu kelimenin sevabı daha çok olur buyuruldu. Nasıl daha çok olmaz ki bu kelimenin bir kısmı Allahü Teala'dan başka her şeyi yerleri, gökleri, arşı, kürsüyü, lev ve kalemi, bütün alemi ve ademi hep yok etmekte Diğer kısmı da yerlerin, göklerin tek yaratıcısı, hak olan mabudun var olduğunu bildirmektedir. Allahü Teala'dan başka her şey ister afakta, insanın dışında, ister enfüste, insanın içinde olsunlar, hepsi anlaşılabilen, ölçülebilen şeylerdir. Afak ve enfüs aynalarında görülen her şey de böyledir. Hepsinin yok bilinmesi lazımdır. Bildiğimiz, öğrendiğimiz, hatırımıza, hayalimize gelen, duygu organlarımıza etki eden her şey de böyledir. Hepsi hadis, mahlukturlar. Çünkü insanın bildiği, hissettiği her şey, kendi eseri, yaptığı şeydir. Bizim Allahü Teala'yı tenzih etmemiz, bir şeye benzemez dememiz, benzetmek olur. Bizim anladığımız büyüklük küçüklüktür. Tasavvufçulara kandesallahu teala esrarühümül aziz olan keşfler, tecelliler, müşahedeler hep Allah'tan başka şeylerdir. Allahü Teala veraül veradır. Yani ötelerin ötesidir. Bunların hiçbirine benzemez. İbrahim aleyhisselam kâfirlere, Niçin kendi yaptığınız putlara tapıyorsunuz? Sizleri ve yaptığınız işleri Allahü Teala yarattı, dedi. Bunu Kur'an-ı Kerim haber veriyor. İster elimizle yapmış olalım, ister aklımız ve hayalimizle meydana getirelim. Yaptığımız şeylerin hepsi Allahü Teala'nın mahluklarıdır hiçbirinin tapınmak için değerleri yoktur. Tapınılmaya hakkı olan yalnız Allahü Teala'dır. O bildiğimiz, düşünerek bulduğumuz şeylerin hiçbirine benzemez ve nasıl olduğu anlaşılamaz. Akıl ve vehm ona yaklaşamaz. Keşf ve şuhut onun büyüklüğü önünde yıkılıp kalır. Böyle biçun ve biçigune olan yani hiçbir şeye benzemeyen ve akl ile anlaşılamayan yüce yaratıcıya gayb yoluyla inanmaktan başka çare yoktur. Çünkü görerek, düşünerek anlamaya kalkışarak inanmak ona inanmak olmaz. Kendi yaptığımız şeye iman etmek olur. Bu şey de onun mahlukudur. Bunu ona şerik, ortak yapmış oluruz. Belki de ondan başkasına iman etmiş oluruz. Böyle felakete düşmekten Allahü Teala'ya sığınırız. Gayba iman edebilmek için vehmin, hayalin yetişemediği bir yaratana inanmak lazımdır. Ondan hiçbir şeyin hayalde yeri olmamalıdır. Bu mana vehim ve hayalin dışında olan yakınlık mertebesinde ele geçer. Çünkü uzaklaştıkça vehm ile anlaşılması kolaylaşır ve hayalde yer bulabilir. Bu nimet ancak peygamberlere mahsustur. Gayb yoluyla iman etmek ancak bu büyüklere nasip olmuştur. Aleyhimüs salavatü ve teslimat. Bunlara uyup izlerinde gidenlerden de dilediklerine ihsan ederler. Bütün müminlerin gayb yoluyla olan imanları vehmin karışmasından kurtulamaz. Çünkü cahillere göre veraül vera uzaklık demektir. Böyle anlayışta vehim de işe karışır. O büyüklere göre ise aleyhimü salavatü ve teslimat veraül vera yakınlıktadır. Böyle anlayışta vehim işe karışamaz. Dünya durdukça ve dünya hayatıyla yaşadıkça, Gayba inanmaktan başka çare yoktur. Çünkü burada görerek hasıl olan iman bozuktur. Ahiret hayatı başlayıp vehim ve hayalin kuvveti kalmayınca görerek hasıl olan iman-ı şuhudi kıymetli olur. Vehim ve hayal tarafından bu imana bozuk şeyler karıştırılamaz. Sanırım ki Resulullah Muhammed Aleyhisselam Dünyada Allahü Teala'yı görmekle şereflendiği için onun sallallahu aleyhi ve sellem imanı şuhudidir demek güzel olur. Vehimden ve hayalden hasıl olan bozuk şeyler o imana karışamamıştır. Çünkü başka müminlere cennette ihsan edilecek olan nimet o yüce peygambere aleyhi ve ala ve vesselam bu dünyada nasip oldu. Bu Allahü Teala'nın çok büyük bir nimetidir. Allahü Teala nimetlerini dilediğine ihsan eder. Allahü Teala pek çok nimet ihsan edicidir. Şunu iyi anlamalıdır ki Halilullah İbrahim Aleyhisselam Allah'tan başka şeylere tapınmanın yanlış olduğunu pek güzel bildirdi. Müşrikliğe yol açacak kapılardan hepsini iyice kapadı. Bunun için peygamberlerin imamı oldu. Hepsinden ileri oldu. Aleyhi ve aleyhi salavatü ve tahiyyat. Çünkü dünya hayatında olan ilerlemenin en yüksek noktası Allah'tan başka tapınılacak hiçbir şey bulunmadığını iyi anlamaktır. Çünkü La ilahe illallah güzel kelimesinin ikinci parçasının bildirdiği İbadet olunmaya hakkı olan yalnız Allahü Teala'dır sözünün tam manası ancak ahirette anlaşılacaktır. Böyle olmakla beraber peygamberlerin sonuncusu aleyhi ve aleyhi müsallavat ve teslimat bu dünyada Allahü Teala'yı görmekle şereflendiği için bu sözün tam manasından çok şeylere de bu dünyada kavuşmuştur. Denilebilir ki bu manadan bu dünyada mümkün olanı o yüce peygamberin gelmesiyle bildirilmiştir. Yine diyebiliriz ki zat-ı ilahînin tecellisi bu dünyada ancak o yüce peygambere nasip oldu. Başkalarına ahirette nasip olacağı bildirildi. Doğru yolda bulunanlara ve Muhammed Mustafa'nın izinde olanlara selam olsun. عليه وعلى آله من الصلوات أفتلها ومن التسليمات أكملها